Evet değerli arkadaşlarım, yeni bir bilgilendirme videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ekranımızda sağ taraftan sola doğru 3 tane parçamız var. Malzememiz kestamik. En sağ tarafta gördüğümüz malzeme hiçbir şekilde işlenmemiş malzeme arkadaşlar. Çaptan ve normal işte diş genişliğinden. Ortadaki malzemeye çap ölçüsüne getirilmiş ve orta tarafına bir delik açılmış. Bu delik şimdi bu şu an mevcut dişlerde dişli göbeği olmadığı için buradaki delik bizim normal aparatımızın deliği olacak. Tabii teknik resimde de ölçümüz 14 mm olarak verilmiş. Peki bu ortadaki çapı, şimdi sağ taraftaki çapa göre daha küçük bir çap. Neye göre tornaladık bu çapı? Dişli çarkta, düz dişli çarkta diş üstü çapı aynı zamanda tornalama çapıdır arkadaşlar. Ve bizim için önemli bir parametredir. Yani burada bu parçayı en son bitmiş hale getirirken, şu şekilde... 3 aşamadan geçiriyoruz temel anlamda. Önce sağ taraftaki işlememiz parçamızı çap ve ortadaki delik ölçüsünü deliyoruz. Bu aşamaya getiriyoruz. Ondan sonra da tezgahımıza divizörü bağlayıp uygun bir şekilde, yani uygundan kastım teknik ölçülere uygun olarak dişli çarkımızı açıyoruz. Dişli çarkta önemli olan bir unsur modüldür arkadaşlar. Yani kaçlık modül kaç olacak ki sen freze çakısını buna uygun olarak seçebilirsin. Hatta freze çakılarının üzerinde mesela modül 3, işte diş sayısı da örnek veriyorum şu an farazi konuşuyorum. İşte 18 ila 35 arasında olan dişli çarkları açmada kullanılır şeklinde bu şekilde bir ibare görürsünüz. Yani dişli çarkı açarken modüle de diş sayısına dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bizim dişli çarkımızda kaç tane diş olacaksa ona uygun bir modül freze çakısı kullanmamızda fayda var. Onun haricinde adım T eşittir modül çarpı pi, modül 3 olduğuna göre pi de 3,14, Kramer dişideki gibi 9,42 mm bir adımımız olacak. Bu uygulamada diş sayımız 32, bir de hemen altında D0 ile ifade edilen bölüm dairesi çapımız var. Şu dişli çarkta eksen çizgisiyle gösterilen kısmı görüyor musunuz? Böğür çapıdır diğer adı ve esasında böyle bir çap yoktur ama hesaplamalarda, teorik hesaplamalarda bize gerekli olan bir çaptır. Bu da 96 mm. Buradaki 102'yi görüyor musun? Nedir hocam bu? Diş üstü çapı, bize asıl lazım olan çap. Bunun da bir hesaplaması var arkadaşlar. DF eşittir D0 artı 2 çarpı modül. D0 kaçtı? 96 artı 2 çarpı modülümüz 3 neye tekabül edecek? 102 mm. Normalde diş genişliği, bir başka ifadeyle dişli genişliğinin 20 mm olduğunu görüyorum bu uygulamada. Hatta buraya notumu da almışım. Bu da arkadaşlar dişli çarkın kullanılacağı yere göre, kullanım amacına göre, kullanım amacı demeyelim, dişli çarkın amacı aynıdır ama kullanıldığı yere göre değişkenlik gösterir diyelim. Daha fazla eğitim videosu için takip etmeyi unutmayın. Ayrıca SolidWorks, CATIA, AutoCAD gibi çizim programlarında ders almak istiyorsanız da mutlaka iletişime geçiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.